Köyden gelince ilkokulu bitirdim. Lülataşı yapmaya başladım. Yani lülataşı çıraklığı yapmaya başladım. Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesinde bulunan Seyit Battal Gazi Külliyesi'nin yanına tezgah açan 75 yaşındaki lületaşı ustası Zeynel Kılıç, 60 yıldır lületaşına şekil vererek çeşitli ürünler hazırlıyor. Lületaşının eski zamanlarındaki kadar çıkarılmadığı için taş bulmakta zorlandığını iddia eden Kılıç, taş olmadığı için çırak yetiştiremediğini söylüyor. Mevcut taşların da pahalı olduğu için çırağa veremediğini dile getiren lületaşı ustası Kılıç, sorunun çözüme kavuşturulmasını istiyor. Çırak yetişmiyor şimdi. Çırak yetişmiyor. Neden yetişmiyor? Taş kıtlığı var ya. Yani. Taş az bulunuyor. İstiyorlar ama çırak yetişmiyor. Yani taş olmadığı için yetişmiyor çırak. Yani bir taşı çırağa veremiyorsun çünkü bir taş en azından diyelim 200 lira pamuklu dediğimiz taş. Onun için taş bulamıyorsun. Köylü kazmıyor artık, yaşlandı. Onun için külükle kazıyorlardı. Şimdi yaşlanınca kazan yok. Yani yetişen yok yani. Taş kaz yetişen yok. Onun için çırak da yetişmiyor. Kılıç'ın lületaşı kullanarak tasarladığı ürünler arasında pipo, tesbih ve takı gibi malzemeler yer alıyor. Türbeye ziyarete gelen turistler tarafından yoğun ilgi gören tasarımlar, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın farklı yerlerine de gönderiliyor. Pipo yapıyoruz, tesbih yapıyoruz. Ondan sonra takı yapıyoruz. Yani o gibi şeyler. İnternette satıyoruz, toptan satıyoruz öyle dükkanlara, sahillere. Yani dışarıya gönderiyoruz. Mesela Avrupa'ya gönderiyoruz genelde. Öyle yani.